İsminizi öğrenebilir miyim? Ahmet Azaklı. Ahmet Bey, nerelisiniz? Rize. Nerede ikamet ediyorsunuz? Burada, Yeniçeşme'de. Beyoğlu Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Tanımam oğlum, aynı köylüyüz aşağı yukarı. Peki kendisinden beklentileriniz nelerdir? Kendisinden beklentilerim ne biliyor musun? Bu sokak arasındaki efendime söyleyeyim kasıtlarını kalkmasını istiyorum ben. Bundan razı değilim. Bir de nasıl söylesem, bu seçim zamanı meydana inip de ondan sonra kaybolmalarını istemiyorum ben. Peki siz... En azından haftada bir, ayda bir inip bu halkın halini hatırını sormasını istiyorum ya. Bu nedir ya? Bir seçim zamanı geliyorlar, ondan sonra bak arada bul. Beyoğlu Belediyesi Başkanı'na ulaşmak mümkün değil bir kere. Peki Beyoğlu Belediyesi'nin eleştirdiğiniz veya memnun kaldığınız çalışmaları nelerdir? Daha bir şey görmedik ki. Daha kaç aylık başkan ya. Bundan öncekinden memnun değildik. Değiştirdik onu. Bakacağız. Bundan sonrasını göreceğiz. Siz dilek ve şikayetlerinizi dile getirmek için belediyeye başvurdunuz mu? Hayır. Niye bak. Bizi affedersin. Adam yönü koymuyorlar ki. Şikayet etsem bile hiç. Umurumla şeyinde değiller yani. Peki belediyecilik anlamında çalışmalarına örnek verebileceğiniz başka bir belediye var mı? Çalışmalarını beğendiğiniz. Yani ben şimdi ben karar veremem ki yani. Ben kendi yaşadığım yerden sorumluyum. Ona göre şey yaparım yani. Ben dışarıda şimdi bilmiyorum yani. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Büyükşehir Belediyesi'ni tanımıyorum. Ekrem İmamoğlu, kendisinden beklentileriniz var mı? Göreceğiz de onu da dediğim gibi yani beklenti, yani biz taksici olarak bizi kollamasını bekliyoruz. Bizim başkan gitmişler UKM'ye, anlaşamamışlar, biz de bekliyoruz. 2,5 sene oldu, zam alacağız hesapta, hala zam verecekler bize. Peki Belediye TV aracılığıyla Beyoğlu Belediye Başkanı'na neler söylemek istersiniz? Valla dediğim gibi yani halkla kopmamasını istiyorum ben yani. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil.